Dönerken kuyumcudan yüzüğümü alır mısın? Olur, alırım. Teşekkür ederim. Zeynep'le konuştum. Öyle mi? Halam ve eniştem Ayat'ın Rezvan'la evlenmesini onaylamış. Annem de uygun görürse nişan törenlerini bu evde yapacağız. Detaylar içinde Zeyn'in dönüşünü beklemek zorundayız. Bildiklerim şimdilik bundan ibaret. Ne diyorsun? Rezvan'ın nişanı bu evde mi olacak? Evet. Senin itirazın mı var? Bu sayede yeni bir takın olacak. Bu mazerete sığınıp yine bir sürü yeni kıyafet satın alacaksın işte. Fena mı? Hayır Fahat, ben yeni elbise falan istemiyorum canım. Rezvan'ın nişanının burada yapılmasını istemiyorum. Şaziye, Nefise'nin bu dünyada başka hiç kimsesi yok. Bizden ve bu aileden başka. Rezvan, Nefise'nin tek kardeşi Şaziye. Benim de kayınbiraderim. Hayat da benim kardeşim sayılır. Ben nişan töreninin bu evde olmasını canı gönülden istiyorum. Şimdi izin verirsen işe gidebilirim, değil mi? Dönerken de kuyumcuya uğrar, yüzüğünü alırım. Söz. Tamam mı? Nasıl yaparım? Gerçeği nasıl söylerim? İtirazımın ardındaki neden Nefise ile olan rekabet değil ki. Bunun başka bir nedeni var. Ne oldu? Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Söyle. Anne, senden Rezvan'ın nişanına engel olmanı istiyorum. Benim o nişanla hiçbir ilgim yok. Hayır, var anne. Daha doğrusu ben eksik söyledim. Senden Rezvan'ın nişanının Barkat Malikanesi'nde yapılmasına engel olmanı istiyorum. Lütfen. Neden? Çünkü sen engel olmazsan... Madem öyle, o zaman bu nişan kesinlikle olacak. Ve bu Barkat Malikanesi'nde olacak. Sen neler söylüyorsun anne? Buraya senden yardım etmeni istemeye geldim ben. Bunu da yardım kabul et Şazi. Ben ne yaptığımı biliyorum hayatım. Bu bana özlemle beklediğim fırsatı verecek. İyi ama anne, Rezvan ve Ayat buradayken Zeyn'i nasıl kontrol etmeyi düşünüyorsun acaba? Zeyn ya benim kontrolüm altında kalır ya da Alya'dan uzaklaşır. İkisi de aynı şey.